Bu neymiş? Hiç. Aa, bunun kitabı mı varmış? Yok. Ben Epsilon'a gerçekten böyle mükemmel bir kitabı bastıkları için ne kadar teşekkür edeyim bilmiyorum ama o kadar seviyorum. Herkese merhaba. Ben her kitaptan bir tutam. Umarım çok iyisinizdir ve günleriniz çok güzel geçiyordur. Ve yine umarım ki bu güzel günlerde bol bol kitap okuyabiliyorsunuzdur. Bugün yayın evlerinden gelen kargolarımı açacağım. Bir tane de ilk noktadan kitap alışverişim var. Yayın evlerinden gelenlerin bazılarını o kadar uzun süredir bekletiyorum ki. Yani gerçekten bir an şeyde korktum. Böyle yayın evleri beni atacak protokollerden falan diye. Umarım atmazlar. Çünkü güzel bir amaç için bekletiyorum. Güzel bir YouTube videosu olacak diye düşünüyorum. Aşırı fazla yok sanırım. Sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kargom varmış. Çünkü bazılarını önceden açtım. Açmak zorunda kaldım. Okumam gerekiyordu falan fistan. O zaman sizi daha fazla hiç bekletmeden kargolarımı açmaya geçiyorum. Çünkü bazılarının ne olduğunu ben de bilmiyorum ve çok heyecanlıyım. O zaman başlayalım. İlk gelen kargom yurt içinden ve Epsilon'dan gelmiş. Epsilon'dan çok fazla. 3 tane arka arkaya 2-3 gün içinde kargo geldi. Ve ben içinde ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü insanlarda da görmedim nelerin geldiğini falan. Yani o yüzden bayağı da merak ediyorum ne var içlerinde diye. Açamadım. Bu neymiş? Hiç... Aa, bunun kitabı mı varmış? Yuh. Wings kadar, Wings efsanesi kadar. Netflix dizisinin kitabı ve ciltli. Oha, çok güzelmiş. Cildi de çok güzel. Böyle Epsilon'un ciltlerini seviyorum ben. Biraz ince oluyorlar ve böyle çok yer kaplamıyorlar ve hoşuma gidiyor. Ama hiç böyle bir kitap olduğunu bilmiyordum. Sanırım farklı karakterlerin ağzından değilmiş. Ama güzel. Wings'in dizisini izlemedim ama küçükken çizgi filmlerini izlemeyi çok seviyordum. Dizisini neden izlemedim? Pek dizi izlemiyorum ben o yüzden. Yani yoksa merak da ediyordum aslında listemde. Ama şu an kitabına daha öncelik verirdim. Çok bunun geldiğini bilmiyordum ve mutlu oldum. Genelde insan figürü sevmem. Ama sanırım burada gözleri mi değiştirmişler, parıltılar falan eklemişler. O kadar rahatsız etmedi bu beni. Güzel. Sevdim. Mutlu oldum bunun gelmesine. Burada bir tane kargo var. Çok iyi bir tane. Aynen. Sanırım bu 9'dan geldi ama çok emin değilim. Bakayım. 9'dan değilmiş bu. Nereden gelmiş? Bunun nereden geldiğini bilmiyorum. 9'dan. Ha, 9'danmış. 9 genelde kutulu yolluyor. O yüzden şaşırdım. Bu kutulu değil. Bakacağım şimdi. İyi bir kitap gerçek bir hazinedir yazıyor. Yine 9 yayınların ayrıcı. Ve Kırık Süfe. Ümran Tan'ın sanırım çok fazla kitabı var. Yani bu ilk kitabı değil. En azından onu biliyorum. Bu ayrıcı var şurada. Aşk bir intiharken kırılmış bir ihtimal de affetmek diye. Böyle de bir ayrıcı var. Daha fazla, daha farklı kitapları da var farklı yayınlardan. Ben hiç okumamıştım. Bu 9'dan çıkınca böyle protokol olarak geldi. Ve benim böyle bir iki tane çok yakın arkadaşım Ümran'la yakın arkadaş. Yani yazarla yakın arkadaşlar ve çok seviyorlar. Ve çok böyle överek anlatıyorlar. Dili şöyle güzel, böyle güzel. Ve Kırık Süfe'yi bayağıdır bekletiyordum. Çok uzun zaman önce gelen kargo. Yani insanlar okudu, ben kargoyu açana kadar insanlar okuyup bitirdi. Ben çok geç kaldım. O yüzden genelde seviyorlar. O yüzden benim de beklentim yüksek. Ya çünkü yazarı herkes çok övdü. O yüzden merakla bekliyorum. 400 sayfaymış. Daha ince duruyor. Umarım severim. Çünkü yazarla ilk defa tanışacağım ve seversem diğer kitaplarına devam ederim diye düşünüyorum. O yüzden bunu bayağı merak ediyorum. Şuradan hemen ilk nokta kargomu açalım. Bu burada ne aldığımı biliyorum. Bunu da bayağıdır beklettim. Bu arada üstte bir link ekleyeceğim. Yine unutmazsam o linki ekleyebilir miyim bilmiyorum. Çünkü farklı bir YouTube kanalının videosu olacak. İlk noktada 10 tane kitap önerisi yaptım farklı yayınlardan. O videoyu da ekleyebilirsem buralara ekleyeceğim. Onu izleyebilirsiniz. İzlemek isterseniz, farklı kitap önerileri isterseniz. Eğer videoyu ekleyemezsem de ilk noktanın YouTube kanalından benim olduğum videoyu bulup izleyebilirsiniz. İlk noktanın kanalına konuk olmuştum. Böyle zaten ilk noktadan da sürekli alışveriş yapıyorum. Bu da bu ayki alışverişim. Şimdi onu açıp geleyim hemen. Biraz zorlanarak açmayı başardım. 4 tane kitap aldım ve bir tanesi kutulu. Yani ilk noktadan ilk defa kutulu set alışverişi yapıyorum. O yüzden heyecanlıyım. Umarım bir hasar yoktur. Ama hasar olduğunu zannetmiyorum. İlk noktadan hiç hasarlı bir şekilde kitap gelmedi bana. İçinden yine klasik defteri ve ayraçları çıktı. Bunlar her alışverişinizde geliyor. Burada tek olarak aldığım bir kitap var. Kutulu set dışında. Kutulu sette 3 tane kitap var. Bir set aldım. Bir de bu kitabı aldım. Kılıç Prenses'in İkinci kitabı, Kılıç Prenses'i değil mi? İlk kitabın adı. İkinci kitabı Paramparça Prens. Çok hızlı bir şekilde çıktı. Hani bu kadar hızlı bir şekilde devam kitabı çıkacağını bilseydim. İlk kitabı da bekletir. İkisini bir arada alırdım. Kılıç Prenses'i daha okumadım ama okuyan herkes çok seviyor. Ben de ilk kitap bende varken ikincisini de alayım diye düşündüm. Daha okumadım ama ikisini bir arada okurum diye planladım. Çünkü genelde herkes çok seviyor ve işte çok heyecanlı bir yerde bittiğinden falan bahsediyor. O yüzden daha iyi olur diye düşündüm. Bu da aldığım
İlk kitap, ilk noktadan ve gösterdiğim üçüncü kitap. Ve burada set var. Şöyle, Hain'in oyununun seti, Hain'in oyun serisinin seti. Bunu da bir şeye sarmışlar ve şu an hiçbir hasar yok gibi gözüküyor. Kutsal falçatamızla bunu açalım. Kutusu bu şekilde. Açtım şu an. Yani bayağı iyi kutusu ya. Çok iyi. Ben kutulu setleri çok seviyorum. Çok asil duruyor bence. Ve böyle kitaplar da yan yana çok iyi duruyor. Bunların kapaklarını ben seviyordum. Bu seriyi genelde genelde seviyorlar diye biliyordum ben ama sonra bir anda çok fazla sevmeyen kişi duymaya başladım. Neden böyle oldu bilmiyorum ama benim yine de beklentim yüksek. Çünkü benim tarzıma yakın insanlar hep sevdi. Bu ilk kitap Hain'in oyunu. İlk cildini de göstereyim şöyle. İlk cildinde bir aman aman bir olay yok mu? Sadece kitabın adı yazıyor. Ama dış tasarımını yani dış cildinin tasarımını seviyorum ben. Ve bence renkleri aşırı derecede uyumlu. Bu ikinci kitap Düzenbaz'ın Kalbi. Bunda da aynı şekilde. Herhalde evet. Sadece içi de şöyle. Ve son kitapta bu en yeni çıkan Savaşçının Laneti. Seri bu şekilde bitiyor mu? Hiçbir fikrim yok. Ama umarım bitiyordur. Çünkü set halinde aldım ve dördüncü kitap gelirse kutulu setime seri sığmaz ve öyle olmasını istemiyorum. Son kitap mı da bilmiyorum. Bunu bakarım. Şeyden sonra bakarım. Videodan sonra. Bu ilk nokta alışverişim de bu şekildeydi. Seti %50 indirimden aldım. Sanırım 80 civarı 81, 80, 79, 80 civarı bir fiyata aldım. Paramparça prensinde %35 indirimden 20-21 gibi bir fiyata aldım. Yani tam emin değilim ama ikisi toplam 98 lira falan tutuyordu. Ve paramparça prens %35. Bu seride sette %50 indirimdeydi. Burada yine sanırım Epsilon'dan gelen bir kargo var. Bunlar bayağı ağır ve şu an çizgi roman olduklarını düşünüyorum. Çok emin değilim. Ama öyle gibiler değil mi? Evet, çizgi roman var içinde. Epsilon çizgi romanlarını çok seviyorum. Hatta şimdi göstereyim. Yanımdalardı çizgi romanlarda tam. Neredesin? Şurada Epsilon'un çizgi romanları var bende. Bu 2-3 tane daha var ama şu an yanımda bunlar varmış. Buradalar mı? Yok. Şunlar. Çok güzeller ve ağırlar. Ve bayağı ağırlar ve çok kaliteliler. O yüzden zaten direkt kargoyu açar açmaz şey olduğunu anladım. Çizgi roman olduğunu anladım. Burada bir Batgirl'ün gölgesi diye bir çizgi roman var. Ne çizimleri falan benim çok hoşuma gidiyor. Bence yani benim çok çizgi roman kültürüm yok ama gördüklerim arasında en kaliteli olanlar. Şuna bakın çok güzel. Ve şeyi çok seviyorum. Alıyorsunuz ve 20 dakika içinde resmen bitiriyorsunuz. Ve böyle çizimleri incelerken okurken falan ben o kadar zevk alıyorum ki resmen çizgi roman kültürüm oluşmaya başladı. O yüzden Epsilon Fav yayın evlerimden bir tanesi. Ya ve Epsilonlaşan bir kitap okuyorum. Anahtar Mühür serisinin anahtarını okumuştum. Yorumunu ekleyeceğim. Şuralara bir yere hesabımda var ayrıntılıyorum. Şu an Mühür'ü okuyorum. Yani Epsilon'a gerçekten böyle mükemmel bir kitabı bastıkları için ne kadar teşekkür edeyim bilmiyorum ama o kadar seviyorum ki seriyi gerçekten çok seviyorum. Mühür için de ayrıntılı bir video çekeceğim. Zaten Epsilon'u sırf o seriyi bastıkları için bile severim yani. Öyle bir sevgim. Çok seviyorum. Burada Blade Runner var. Ya bu kitabı da çok merak ediyorum. Ben bunu okuyan birkaç kişiyi gördüm ve genelde herkes çok sevmişti. Ve bunun iç çizimleri dışında şu dışındaki şuraya da hayranım. Ya çok havalı durmuyor mu kadın falan? Çok iyi. Epsilon evet tekrar diyeceğim. Çizgi roman konusunda bayağı kaliteli. Burada da şey var. Mera Dalgaların Hikayesi var. Bunlar şey mi? Sanırım DC, evet DC karakterlerinin değil mi? Bu Marvel DC'nin DC'si. Ben o konularda da çok iyi değilim ama öyle gibi. Mesela dışı sanki şey gibi geldi bana. Deniz Kızı hikayesi gibi böyle Ariel, acaba çocuklar için mi falan demiştim ama arkasından hiç öyle durmuyor ve içi de hiç öyle değil. Bildiğiniz savaşlı mavaşlı bir şey. Çok iyi. Yani bunları direkt en kısa sürede okuyacağım. Çünkü bayağıdır okumuyorum çizgi roman ve çizgi roman okumayı özledim. O yüzden çok heyecanlıyım. Kargoyu bugün aldım. Aslında bu videonun bu kadar geç gelme sebebi de bu kargo. Çünkü bunu göstermek istiyordum. Ve sonra bu bir şekilde geri döndü. Yani alamadım ben evde değildim ve telefonla aradıklarında da duymamışım. O yüzden kargom geri döndü falan. Bunun gelmesini bekledim, almayı bekledim. Bir şeyler oldu. Geç açabildim ve renk kitaptan geldi. Renk şu paketlemelerine bayılıyorum. Çok tatlı durmuyor mu? Benim aşırı hoşuma gidiyor. Hatta bu şeyleri dışlarını bile saklıyorum. Neden? Psikopatlık, istifçiliğe doğru gidiyorum herhalde kitaplar konusunda. Her şeyi sakladığım için. Ben yırtmadan açmaya çalışıyorum. Açtım. Ve içinde benim için aşırı özel olan bir kitap var. Çünkü çok seviyorum. Şimdi göstereceğim. Hazır mısınız? Çok en sevdiğim klasiklerden bir tanesi. Jane Eyre. Ya ben çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Gerçekten okuyalı bir seneyi geçti. Ve ilk okuduğumda hayran kalmıştım. Şimdi de aynı hayranlığım hala devam ediyor. Bayılıyorum.
Büyük ihtimalle Ren'den tekrar okuyacağım. Çünkü neden okumayayım? Yani çok güzel. Ren'in Altın Klasikler serisi var. Jane'i de bastı, Umut Parkı'nı bastı. Gurur ve Önyargı'yı bastı. Benim şu ana kadar bildiklerim. Başka da yok. Bu üç kitaba bastı. Ve böyle ciddi bir şekilde klasikleri basıyor. Ve ayraçları falan da çok başarılı oluyor. O yüzden böyle Ren'in kitaplarına aşık yaşayarak aşık bir şekilde bakıyorum. Şimdi size iç cildini göstereceğim ve siz tekrar aşık olacaksınız eminim. Şuna bakın. Çok güzel. Gerçekten Ren'in şeylerini çok seviyorum ben tasarımlarını. Arife, Afire. Instagram'a da Afire de. Gerçek adı Arife aynen. Arife yapıyor ve çok güzel yapıyor. Çok güzel. Jane Eyre okumadıysanız kesinlikle okuyun ve böyle güzel bir baskısı varken de bence kaçırmayın. Yani filmini falan da izleyin. Mükemmel ya. Hem böyle klasik hem aşk çok iyi. Ve burada da Emily'nin ikinci kitabı var. Rüzgar'ın kızı Emily'nin. Ya, bunun baskısı da çok tatlı. Bunun ayrıca ilk kitabını da göstermiştim. Ayraçları da çok tatlı. Şöyle. Ren'i seviyorum ben. Ren benim en sevdiğim yayın evlerinden bir tanesi. Çünkü kitapları da çok tatlı oluyor. Emily'yi ben hala okuyamadım ve çok üzgünüm. Çünkü normalde çok merak ediyordum. Ama bu her videoda söylediğim şey yani doğru düz kitap okuyamıyorum. Ve kitaplarım çok birikiyor. Ve kitaplarım biriktikçe ben iyice strese giriyorum ve iyice okumuyorum. Saçma sapan bir döngüye girdik. Kıracağım. Bir okuma maratonu videosuyla bunu kıracağım. Kendime inanıyorum. Bu müptelandan gelen bir kargo. Keşke açmaya, yırtmaya başlamadan önce gösterseydim. Müptelandan gelen bir kargo. Aslında müptelada şöyle bir sıkıntı oldu. Beklediğim bir kitap vardı. Sanırım o gelmedi. Yani onu ben gelmesini bekliyordum. Evet o gelmemiş. Müptelanın gelen kitaplarını bilmiyordum. Bir tanesi bu gözyaşları iyileştirir. Çocuklarımızı nasıl dinleriz tarzında. Pek benlik değil çünkü çocuğum yok. Ve yakın zamanda da pek olacağını düşünmüyorum. Annemlere vereyim onlar okusun. Yani bunları bu bilmiyorum ileride belki çocuğum olunca falan mı okurum artık. Nova kitap. Nova'da müptelanın alt yayınlarından biri herhalde. Bu böyle. Bunun hakkında pek bir fikrim olmadığı için geçiyorum. Bu kitabı da bilmiyorum. An ve Sızı. Bilmiyorum. Konusunu da bilmiyorum. Biraz daha bilmiyorum dersem şey olacak. Yani buna bakarım buna da. İşte müptelada bana şey oluyor böyle hani normalde yayın evlerinde istiyorum istemiyorum şey oluyor. Bazen müptelada karışıklık oluyor çünkü kalabalık bir protokol grubu var. O yüzden sanırım bu gelmiş öyle bana yanlışlıkla. Benim diğer beklediğim gelmemiş. Olsun. Okuruz. Ne olacak? Kitaptan zarar mı gelir? Gelmez. Müptelada'nın bu iki kitap geldi. Ve son bir kargom kaldı. O da yurt içinden ve bu da Epsilon'dan. Epsilon'a özel video gibi oldu. Videonun başına yazacağım böyle. Epsilon yayınlayabilirim diye. Bu neymiş? Bir dilek yetmez. Dilek Livaneli. Zülfü Livaneli ile bir akrabası var mı acaba diye merak ettim şu an ama bence yok. Aa bunu biliyorum. Bu dünyanın en iyi öğretmenlerinden, evet dünyanın en iyi öğretmenler listesine adını yazan ilk Türk. Evet bunu görmüştüm. Bu çok güzel işler yapıyordu. Hep böyle Twitter'da ya da işte internet sayfalarında falan haberlerini görüyordum. Çok güzel. Çok güzel böyle bir kitabı basmaları. Epsilon'un bu tarz kitaplarını seviyorum. Şu yukarılarda bir tane de mesela Filistin'de mi? Geçen Filistin öyle bir yerdeki çok güçlü bir kadının hikayesini anlatan bir kitabı da vardı. Güzel kitaplar basıyor kişisel gelişim türünde de. Ben pek kişisel gelişim okumaya aşırı yatkın biri değilim. Pek sevemiyorum ama bu daha çok biyografi, otobiyografi tarzında sanırım. O yüzden bunu merak ediyorum. Ve benim annem öğretmen olduğu için böyle şeyleri çok hevesli, okumayı çok seviyor. Büyük ihtimalle o da okur. O yüzden şu an mutluyum. Ve kargolarım bu kadardı. Şimdi kaç kitap olduğuna bakalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10 ya da 11. Yanlış saymadıysam 10 ya da 11 tane kitap açtım. Ha burada da çizgi romanlar var. 11, 15. Aynen. 16. 16 tane kitap. Bayağı iyi saydım. Valla bilmiyorum kaç tane şu an benim yanımda diğerleriyle de karıştı. Neyse var işte bir 14-15 tane herhalde. Bu saçma videoyu da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kargoları artık çok beklemeden böyle kısa kısa açıyorum bazen. Çünkü çok bekletecek kadar kargom gelmiyor eskisi kadar. O yüzden umarım böyle de seviyorsunuzdur. Artık İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu saçmalıklara katlandığınız için, bana tekrar katlandığınız için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda, bir dahaki kargo açılım videolarında görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kitapla kalın.